Merhabalar değerli türkü dostlarım. Bugün dersimizin konusu kısa saplı bir bağlamada not ayarlarını nasıl öğrenebiliriz? Not ayarlarının isimleri nelerdir? Videoyu kısa bir bilgilendirme için durduruyorum. Online bağlama eğitimlerimle ilgili bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaramdan yalnızca WhatsApp ile bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle kısa bir süredir bağlama çalıyorsanız yapmanız gereken ilk işin bu olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Nedir bu? İlk 7 perdede bilmediğiniz bir notanın kalmaması lazım arkadaşlar. Yani bu videoda yapacağımız şey. İlk 7 perde yani şu üst eşikten saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ilk 7 perde için arkadaşlar alt, orta ve üst. 3 tel grup içinde tüm notaları bilmeniz lazım. Bugün bağlamaya başlayan birisiyseniz yine bunu ilk önce yapmalısınız arkadaşlar. Şimdi bazen hani bunu zamanla öğrenirsiniz acelesi yok diyen arkadaşlar olabilir. Hayır arkadaşlar egzersiz yapacaksınız. Ve en azından en temelde şu ilk 7 perdeyi öğrenmelisiniz. Diğerlerini de zaman zaman kısım kısım tabii yine öğrenmelisiniz. Şimdi bunu öğrenirken hani bir takım yapışkanlar yapıştırarak işte belli başlı yöntemleri varmış. Bunları deneyerek falan anlatan arkadaşlar olabiliyor. Ben hiç o zahmetlere girmeyeceğim arkadaşlar. Hafızanıza güvenin. Yani 3-4 gün içinde şunları birkaç tekrarla günde 1 saat ayıracaksanız bence bağlama öğrenmek istiyorsanız ayırmalısınız. Çok zor değil bunu öğrenmek. 3-4 günde ilk 7 perde öğreniyorsunuz. Bir 3-4 günde harcıyorsunuz. Ne bileyim ondan sonra 8, 9, 10'u öğrenirsiniz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yani 3-4 günde bunları ezberleseniz 10-15 gün içinde bağlamanın üstündeki tüm notayı halledersiniz. Ben bu videoda bunu anlatacağım arkadaşlar. Yani biraz emek vermemiz lazım, çalışmamız lazım, bakmamız lazım. Diğer türlü yapışkanlar yapıştırmak bu sizin hafızanıza hakaret arkadaşlar. Sonra bir de işin diğer boyutu var. Kısa vadede onları görerek çalıyorsanız bu bir kolaylık yaratıyor. Daha sonra onları çıkarttığınız zaman zorluk yaşıyorsunuz. O yüzden sadece bu videoyu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. İlk 7 perdeyi bu videoda halledeceğiz. Diğer serilerde de sırasıyla az önce dediğim gibi arkadaşlar parça parça diğerlerini halledeceğim. Notaları bitirdikten sonra da pozisyon dersim olacak. Pozisyonlar da bağlamada 14 tanedir arkadaşlar. Birden 14'e kadar bunların da tamamını sırasıyla öğreneceğiz. Şimdi öncelikle bağlamada 3 tel grubu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 7 tel, 3 tane de tel grubumuz var. Şimdi alt telde birinci tel grubu diye bahsediyoruz. Orta telden ikinci tel grubu, üst telden de üçüncü tel grubu. Her tel grubumuzda arkadaşlar 19 tane perde var. Yani alt tel grubu için ayrı ayrı 19 tane ses, orta tel grubu için aynı, üst tel grubu için aynı. Yani toplamda 57 tane ses var. Baktığınız zaman 3 tane de boş sesi olduğu için 60 tane ses var. Çok karmaşık zor gibi duruyor ama dediğim gibi aslında bunun kolay bir açıklaması, izahı var. Bazıları zaten birbirine benzer olacak. Bir süre sonra o mantığı yürüteceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle boş tellerden başlayalım. Ekrandaki şemada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bağlamada öncelikle üst tel boştan başlayalım. Hiçbir yere basmadan üst tele tezene attığınız zaman la sesini elde edersiniz. Orta telde aynı şekilde sol sesini elde ediyoruz. Alt telde de re sesini elde ediyoruz arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağıya la, sol, re diyoruz. Şimdi re'nin bulunduğu tel grubundan başlayalım arkadaşlar. Yani birinci tel grubundan, alt tel grubundan. Şimdi hemen arkadaşlar üst eşin bittiği yerden itibaren şu şekilde ilk notam mi bemol. Ardından ikinci notam mi bemol 2. Üçüncü notam mi. Dördüncü notam fa. Natürel sesler arkadaşlar yani yanında diyez ya da bemol olmayan seslere natürel de denilir. Yani mi de derim, mi natürel de derim, fa da derim, fa natürel de derim gibi düşünün. Şimdi fa dedik arkadaşlar dördüncü nota. Aşağı kayıyorum, fa diyez 3 diyorum. Bir aşağıya kaydım, fa diyez diyorum. Bir aşağıya kaydım, sol diyorum. Bu kadar. Alt tel grubu için sadece buraya kadar istiyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim orta tel grubuna. Yine aynı şekilde aynı yerden başlıyorum arkadaşlar. İlk notadan orta tel grubunun ilk notası la bemol. Bir alt eniyorum. La bemol 2. Bir alt eniyorum. La. Bir alt eniyorum. Si bemol. Bir alt eniyorum. Si bemol 2. Bir alt eniyorum. Si. Ve bir alt indim. Do diyorum. Orta tel grubu da böylelikle tamam. Şimdi üçüncü tel grubuna yani üst tel grubuna geçiyoruz arkadaşlar. Yine aynı yerden başlıyoruz. İlk notam si bemol. İkinci notam si bemol 2. Bakın perdenin dibine basmazsanız böyle sesler gelir. Her zaman perde dibini tercih etmek lazım. Si bemol ilk notaydı. Si bemol 2 ikinci notaydı.
Si. Üçüncü nota. Do. Dördüncü nota. Do diyez 3. Beşinci nota. Do diyez. Altıncı nota. Ve re. En son yedinci nota arkadaşlar. İlk yedi perde dedik ya. Bugün bunları göreceğiz sadece. Şimdi notaların adlarını söyledik ama bunların bir de egzersiz yoluyla çalışılması var arkadaşlar. Parmak numaraları demiştik. Birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak ve beşinci parmak diye. Şimdi bu parmak numaralarıyla birlikte arkadaşlar bunları hemen bir tekrar yapalım. Siz de evde çalıştığınız süre zarfında 3-4 gün içinde ben iddia ediyorum bunu çalışan bir kişi ilk 7 perdeyi çok rahat öğrenir ki bu da çok ütopik bir süredir. Yani ben 1-2 günde öğreneceğini düşünüyorum. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. parmakları sırasıyla kullanıyoruz. 1. parmak mi bemol. Yine 1. parmak mi bemol 2. 1. parmak mi. 1. parmak fa. 1. parmak fa diyez 3. 1. parmak fa diyez. 1. parmak sol dedim. Sonra geçiyorum 2. parmakla yapıyorum arkadaşlar. Yine mi bemol, mi bemol 2, mi, fa, fa diyez 3, fa diyez sol. 3. parmakla deniyorum. Mi bemol, mi bemol 2, mi, fa, fa diyez 3, fa diyez sol. 4. parmakla deniyorum. Mi bemol, mi bemol 2, mi, fa, fa diyez 3, fa diyez sol. Şimdi arkadaşlar 4. parmakla aşağıdan yukarı döneceğim bu sefer. Sol, fa diyez, fa diyez 3, fa, mi, mi bemol 2, mi. Sonra 3. parmakla geliyorum. Sol, fa diyez, fa diyez 3, fa, mi, mi bemol 2, mi. Sonra 2. parmakla sol, fa diyez, fa diyez 3, fa, mi, mi bemol 2, mi. Sonra 1. parmakla sol, fa diyez 3, fa, mi bemol, mi, mi bemol 2, mi şeklinde arkadaşlar. Yani sırasıyla böyle döneceğim. Yani bunu arkadaşlar gezerken aynı zamanda da notaların isimlerini okumanızı istiyorum. Mi bemol, mi bemol 2, mi, fa sırasıyla arkadaşlar parmak numaralarını 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 diye gezerken çalışın. Aynı şeyi orta telde yapın arkadaşlar. La bemol, la bemol 2, la, si bemol, si bemol 2, si, do. Sonra ikinci parmakla la bemol, la bemol 2, la, si bemol, si bemol 2, si, do. Üst telde yapın arkadaşlar yine aynı mantıkla. Si bemol, si bemol 2, si, do, do diyez 3, do diyez, re. Si bemol, si bemol 2, si, do, do diyez, do diyez, re gibi. Bu manada arkadaşlar hani 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 diye gidip yenilebilir. Yani şu egzersizi arkadaşlar günde şöyle bir 10-15 dakika çalışın. 3-4 gün içinde ben bu notaların yerlerini öğrenmedim diyen bir kişi gelsin. Onunla ayrıca bir konuşalım, farklı bir yöntem izleyelim. Bu ilk video için bu şekildeydi arkadaşlar. 2-7 perdeyi böylelikle anlamış olduk. Daha sonrasında diğer videoda da biraz daha aşağı ineceğiz arkadaşlar. 2-7 perdeyi halletmiş olacağız. Biraz daha aşağıya bakacağız. Sonra bir sonraki videoda biraz daha aşağıya, biraz daha aşağıya derken bunlara dair biraz egzersiz çalışıp etüt haline getirdiğimiz zaman bir bakmışsınız 19 perde için olay tamam yani. Öyle abartacak bir şey yok arkadaşlar. Boş tellerde sırasıyla çalışın. La, sol, re, re, sol, la. Sonra orta tel atın, sol deyin. Alt tel atın, re deyin. Üst tel atın, la deyin. Hani karışık karışık kullanın arkadaşlar. Hem tezeniniz gelişir. Hem notaları öğrenirsiniz. Örnek veriyorum işte. Re, sol, la, la, re, sol, re, la, re, sol, la, re, la, re, sol, sol, la. Yani hangi tele tezen atarsanız onun adını bir anda söylemiş gibi yapın arkadaşlar. Bu da güzel bir egzersiz olur. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bu serinin ikinci videosuyla bağlamanın tüm notalarını öğrenmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın.